Bizler bunu istismar ederek orada turizm sektörü bağlamında özellikle yurt dışından gelenlerin yararlanmasını sağlamak amacıyla imkan sağlayan yaklaşımı kayak için değil de sanki orada bir sucuk ekmek yemek ya da Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla bir arada olmak, daha doğrusu eve kapanmak yerine, evde kalmak yerine açık havada bulunmak mantığı içerisinde durumunu, konumunu, mesleğini, pozisyonunu, görevini orayla hiç ilgisi olmadığı halde istismar edenlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek uyarılarda bulunuyor, gerekse kuralları hatırlatıyor, gerekse özellikle teleferik, telesiyer ve gondolla yukarıya çıkış sürecindeki kuyrukların mesafelere uyması için hatırlatmalarda bulunuyor. Nezaket kuralları içerisinde. Çok başarılı oluyor muyuz? Yani büyük oranda başarılıyız ama ister istemez kayakla ilgili olmadığı halde oralarda bulunmaya çalışanların getirdiği bir yoğunluk da yöneticileri tedirgin ediyor. Kayseri'deki vaka sayısında sanki bura bir faktörmüş gibi yorumlanmaya çalışılıyor. Hakikaten kayak için çıkması gerekenler özellikle hafta sonu sınırlamalarını kastediyorum. Çıksın ama diğerleri kayak için olmayanlar hafta içerisinde çıksın. Kimsenin bir şey dediği yok. Zaten mevzuat ve gerekli konuda da uygulama açısından müsaade söz konusu. Ne olur hafta içerisinde eğer illa Erciyes'te o güzel ortamı görüp o havayı teneffüs edecek, hatta kayak yapacaksanız hafta için tercih edin. Hafta sonunda yurt dışından gelen charter seferleriyle misafirlerimiz var. Onlara bırakalım. Değişik şehir dışından gerçek manada kayak için gelip şehir merkezindeki otelleri de dolduran hemşehrilerimize ya da misafirlerimize de böylece fırsat verelim diye düşünüyorum. Bu Başkanım, yönden orada çok özür dileyerek şimdi vatandaşın bizim sayfadan da gelen yorumlar itibariyle biliyoruz. Vatandaşın en büyük sıkıntısından bir tanesi tabii ki burada yurt dışından gelen turistin yanında yerli turist. Çünkü vatandaş biliyorsunuz yaklaşık bir yılını doldurmak üzereyiz. Bir yıllık zamandan beri birçok vatandaşımız için ne yazık ki geçerli değil ama bazıları için de gerçekten bir yıldır dışarı çıkmayanlar var. Bir yıldır biz dışarı çıkmıyoruz ama Erciyes dolu dendiğinde onlar için de yani sadece fakirlere mi bu yasak ya da sadece bizlere mi diye onlar birazcık bunun tepkisini belli ediyor. Onlar da Erciyes'e gidebiliriz, biz de geliriz, biz de turist sayılırız, biz de para harcarız ama biz çıkamıyoruz ama ora neden dolu diye biraz da tepki buradan kaynaklanıyor sanki. şimdi Mustafa'cığım olağan koşullarda değiliz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu dediklerine ben de aynen katılıyorum. Yani burada imkanı olana ya da olmayana bir ayrımcılık mantığında bakın ben söylemedim. Ben diyorum ki hafta sonu sokağa çıkmada bir sınırlama var mı? Var. Serbest olanlar kimler? Sıralanmış. Bunların içerisine yurt dışından gelenlerin bu imkanlardan otellerde de kaydı olanların ya da rezervasyonları olanların yararlanacağı yönünde de bir açıklamada bulunulmuş. Bunun amacı nedir? Ülkemize döviz kazandırmak. Bunun amacı nedir? Tabii ki buradaki turizm hareketliliğini kontrollü bir şekilde hayata geçirmek. Yılbaşından önce hatırlarsanız hiç çıkılamıyordu. Yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere. Kayamıyordu. Bunları unutmadık. Şimdi böyle bir süreçte iyi niyetle bir yaklaşım sergileniyor, yardımcı olunmaya çalışılıyor. Gereksiz yere hafta sonunda şehir merkezinden gelecek hemşehrilerimizin, şehir merkezindekilerin hafta içinde yaralanması yönünde bir öneride bulunuyorsa sağlık kurulları, bilim kurulları bağlamında bunu göz ardı etmemek lazım. Yoksa bunu bir ayrımcılık değil, bunu birilerine imkan sağlıyor, öbürlerine yasaklıyor mantığında değerlendirmek doğru olmaz diye ben düşünüyorum. Sadece zamanlamayı iyi ayarlayıp birbirimize yardımcı olalım.